Of, Örümcek Çocuk, sen bayağı biliyorsun bu oyunu ha. Kaç saattir oynuyorsun sen bu oyunu? Oo, saat bile değil artık, gün olmuş be Örümcek Çocuk. 10 gündür bu oyunu mu oynuyorsun? Aa, tamam hadi oyna ben de. Arkadaşlar bizim büyücünün yanına gidelim. Çünkü arkadaşlar büyücüye değerli gökkuşağı elmaslarını vermiştik. Hatırlarsanız arkadaşlar, o videoyu da hatırlamadıysanız veya izlemediyseniz hemen o efsane videoyu izleyip gelin dostlarım. Gökkuşağı elmaslarını bulduk dostlarım. Çok güzeldi. Hemen gel bakalım. Soralım. Büyücü, büyücü. Oha, büyücü, bunlar ne böyle? Vay be. Evladım, tamam, karıştırma. Tamam, dokunmadım büyücü. Peki bu ne? Dokunma ama. Tamam. O büyücü, elindeki ne peki? Bu benim yeni sihirli asam. Vay be. Bir kere kullanabilir miyim? Hayır. Ya lütfen lütfen örümcek ailesini hatırla lütfen. Hayır, örümcek ailesini karıştırma. Bak, örümcek ailesi benim zayıf noktam. Ya hayır, hadi bak, örümcek ailesi bize şu an videoya like atacak. Bana vermen için lütfen. Of çocuğum, of of, attılar bari, bir bakayım. Bakalım. Atıyorlar. Atmayanlar var. Onlar da atsın bakalım. Hadi bakalım örümcek ailesi. Alt taraftaki beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bakın, bize büyücü elindeki şu sihirli asayı verecek ya. Al bakalım, kullan ama geri getir hemen, tamam mı? Tamam. Hemen alayım. Gel. Oha, bu ne be? Evladım dikkat et, bak dikkat et. Tamam büyücü, sen sıkıntı etme. Bakalım arkadaşlar, bunları şimdi birazcık gece olsun. Yo, hatta ormanın derinliklerinde zombiler vardı. Gel bakalım dinozorcuğum. Arkadaş, Allah, bir an ne oluyor dedim be. Sırtıma koymuşum. Hemen gidelim arkadaşlar ormanın derinliklerine doğru. Orada zombiler olur, onları bir öldürelim. Ama burada yok ya. Burası artık ben zombilerden temizlediğim için arkadaşlar, burada hiçbir tane zombi kalmadı. Ama arkadaşlar, bataklık cadısının olduğu, gördüğünüz gibi arkadaşlar karşıda bataklık var. Bataklık cadısının bulunduğu yerde daima zombi, daima kötü adamlar bulunur arkadaşlar. Hemen şöyle çıkalım. Hadi daha zor çıkabilirsin. Evet arkadaşlar, hemen kullanmak istiyorum ya. Zombileri falan bekleyemeyeceğim. Ne oluyor ki acaba? Dur bakalım. Allah, bu ne bu? Ne oldu be? Oha. Bir dakika. Oha, çok iyi. Ne yaptığını gördünüz mü arkadaşlar? Örümcek ailesi. Gece olasıya kadar bekledim. Bakın ileride zombiler çıkmaya başladı. Bakın bu bataklığa özgü garip garip zombiler geliyor. Bakalım, öl bakalım zombi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yok ediyorum. Kimler istiyor bakalım bu asayı? İsteyenler yorumlarda kendini belli etsin arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gökkuşağı elmasından yapılmış garip silahları. Efsanevi. İnşallah bizim zırhlarımız da büyücü yapacak ya arkadaşlar. Çünkü o elmasları bize zırh yapması karşılığında vermiştik. Ama kendine asa yapmış, bize bir türlü bir tane zırh yapamadı arkadaşlar. Ve onu da öldürdük. Evet, başka zombi yok mu? Başka zombi. Çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Çok iyi ya. Nerede bakalım? Hemen. Ah, bir tane de. Bakın oradaki şeyi de öldürdük arkadaşlar. Ah, buraya nasıl geldim be? Ben getirdim ben. Sana asamı getir dememiş miydim? Tamam ama sen de benim zırhımı yapmadın büyücü. Yapacağım ama bana birer adet peri tuzu getirmen gerekiyor. Tamam, getireyim. Ama bu asa benim yanımda olacak. Of, tamam. Ormanın derinliklerinde küçük yaratıklardan alacaksın, tamam mı? Kanatları var. Periyi anlatmama gerek yok herhalde. Biliyorum ya, periler genellikle iyi olur. Ama bunlar iyi olmayacak. Dikkat et, seni öldürebilirler. O asa seni koruyacak. İnşallah korur. Evet, koruyamazsa da o senin beceriksizliğin olur fakir. Ya ben beceriksiz değilim ya. Allah Allah, zaten arkadaşlar dinozorumu da kaybettim. Öf ya. Neyse, gidelim bakalım bizim ormanın derinliklerine doğru. Yürü. Kimse yok ya. Zengini çağırayım bari. Zengin. Hadi dostum, ormana gidelim. Ne oldu? Hadi ormana gidiyoruz dostum. Tamam, geliyorum. Dostum hadi gel bakalım, şurada kamp yapalım. Dostum, peri nasıl yakalayacağız biz? Vallahi bilmiyorum ki ya. Bana peri tozu gerekiyor dedi ama bana nasıl yakalayacağımızı hiç söylemedi. Acaba telefonla arayıp sorabilir misin büyücüye? Tamam, sorayım bakalım. Alo, büyücü. Biz buradaki perileri nasıl yakalayacağız? Peri tozunu nasıl alacağız? Anladım. Tamam, anladım. Büyücü, çok sağ ol. Biz sana hemen getireceğiz. O zırhları istiyoruz. Ne dedi?
Dostum, elindeki o kızıl taşları sana zaten vermiş. Aa evet, verdiydi zaten. Bunlar niye verdi dedim de demeyi unuttu herhalde. O altın elmayı o kutunun içine koyacakmışsın. Etrafını kızıl taşla çevirecekmişsin. Ve peri içeriye girdiği zaman kızıl taşlar etkin hale gelip periyi hapsedecekmişiz dostum. E tamam dostum, ama şöyle ormanın derinliklerine yapalım ki daha kolay olsun. Çünkü daha zaten buralarda peri olması imkansız. Çünkü baksana burada daha önceden kamp yapılmış. Yani buraya orman perisi gelmez. Şurası mükemmel bir yer dostlarım. Hemen şuraları temizleyelim. Evet arkadaşlar, bakın şuraya hemen böyle kızıl taşlarda. Dostum, periyi bu kutunun içine koyacağız. Elmayı koymayacaksın. Aa tamam dostum, dur hemen kırayım, hadi bakalım ortaya da altın elmamızı atalım bakalım. İnşallah güzel bir peri yakalayabiliriz dostum. Gel şuraya gidelim. Heh, şurada bekleyelim dostum. İnşallah böyle güzel bir peri yakalabiliriz. Sen hayatında hiç peri görmüş müydün zengin? Hayır, görmedim dostum. Ben de görmedim, çok heyecanlıyım. Acaba nasıl bir şey olacak dostum? Şurada saklanıp bekleyelim. Dostum kalk, duyuyor musun sesini? Ne oluyor ya? Ne oldu dostum? İnşallah yakaladık bakalım. Ha! Orada bir tane peri. Dostum bulduk. Periyi yakaladık sonunda. Oha! Hemen şöyle redstone yakalım. Zaten yanmış. Ah! Sen kimsin? Bırak beni, bırak! Sen kimsin ya? Sen kimsin? Sen perisin değil mi? Yoksa yanlış kişiyi yakalamamışızdır inşallah. Tabii ki de ben orman perisiyim. Kanatlarım var. Sen hiç peri görmedin mi hayatında? Ben hiç görmedim hayatımda ya. Dostum, bana sadece peri tozunu versen yeter dostum. Başka bir şey istemiyorum senden. Hayır, peri tozunu verirsem sihir güçlerim gider. O zaman burada kalacaksın dostum. Hadi gidelim zengin. Hadi gidelim dostum. Bekleyin. Tamam, hadi ver bakalım. Hadi. Tamam, veriyorum. Şu redstone tuzağını kaldırın. Yoksa veremem. Arkadaşlar inanayım mı yoksa bize bir tuzak kuruyor olabilir mi? Dostum bence zor durumda. Kıralım. Tamam dostum, hadi bakalım, inanıyorum. Şöyle kıralım. Evet, şurayı da kıralım. Sizi aptallar. Şimdi senin ruhuna gireyim de bir gör bakalım. Ha, ne? Hayır. Ah, ne oluyor ya? Uyan. Sen... Ah! Bir dakika. Ben ne olmuşum be? Çıkamıyorum buradan. Çıkar beni dostum buradan. Bırak. Ah, o büyücünün hastasını ver. O büyücüden intikamımı alacağım. Senin gibi 15 tane daha avcı geldi. Yeter artık, büyücüden intikamımı alacağım. Bu asayla onu öldürmeye gidiyorum. Ne? Hayır yapma. Yapma, çıkar beni. Zengine ne yaptın? Sadece uyuttum. Ha, oh be, bir an öldürdün sandım. Peki beni böyle mi bırakacaksın? Evet, sen böyle kal birazcık. Ne? Of ya. Zengin, uyan dostum. Şimdi gidiyorum. Zengine bak. Yoksa onu da mı öldürsem ki? Hayır. Sakın onu öldürme. Sakın. Ben burada bekliyorum artık. Tamam, usludur o zaman. Evet, son işlemlerimizi de yapalım. Sonunda bitirdim. Evet, güçlendirilmiş, vurduğu kişiyi direkt anında öldürecek güzel silahımızı buraya getirtmeyi başardım. Evet, zor yolla da olsa getirdim çocuklar. Bugün fakiri öldürerek fakir belasından kurtulacağız çocuklar. Hemen şöyle şu yüksek bina... Bence burası iyi. Ya da şuraya mı gitsem ki? Yok ya, bura iyi gibi. Şöyle evet, buraya gideceğim. Burada pusacağım. Evet çocuklar, burada pusu da bekleyeceğim. Hadi bakalım fakir. Zaten uzun süredir bekliyorum. Bugün hiç görmedim, acaba nerede olabilir ki? Aha fakir, buradasın demek ki. Nerede? Ha, kayboldu. Ah, orada. Tamamdır. Şimdi fakiri bekleyelim bakalım. Nereye gideceksin fakir? Eninde sonunda buraya geleceksin. Hadi bakalım fakir. Ha, bekleyelim, birazcık daha yakınlaşsın. Kesin atış yapıp direkt öldürmek istiyorum. Acaba nereye gidiyor acaba? Bence %100 büyücünün yanına gidiyor. Evet, büyücünün yanına gidiyor. Aha, beklediğim fırsat. Fakir içeriden su içmeye çalışıyor. Ama öleceğinin farkında değil. Fakir son duanı et, öl bakalım. İşte bu. Öldürdük. İnanamıyorum. Fakir bu kadar kolay öldüreceğimi hiç sanmamıştım. Bu ne be? Bakayım be.
Aa, fakirin üstünden ne çıktı? Neyse neyse, fakiri öldürdüm. Polisler gelmeden kaçmam gerekiyor. Allah Allah, bu ne ya? Ne oldu be? Oh, korktum be. Uha! Fakir büyücünün asasıyla oyun oynuyormuş ve bana geçti. Allah Allah! Korktum. Bir dakika. Hemen şöyle çık. Ne yaptım ben? Bunu aman uzaklara koyayım. Şunları da hemen yok etmem gerekiyor çocuklar. Bunu da vay be. Kısa günün kârı. Bunu sakın benim aldığımı söylemeyi çocuklar, tamam mı? Büyücü bulur yoksa alır elimden. Sakın söylemeyin. Ben bunu saklamanın bir yolunu bulmam gerekiyor. Zengin, ya Zengin uyansana dostum. Ama Allah Allah, uyanmıyor arkadaşlar ya. Of, ama bir ateş sesi geldi dostlarım, duydunuz mu? İnşallah bu kötü peri bizim büyücüyü öldürmemiştir ya. Of, elinde de efsanevi asa vardı arkadaşlar. Şu şansımıza bakın be. Tüh be. Arkadaşlar, yaşlı büyücüye haber edin de beni buradan kurtarsın. Hadi bakalım çocuklar, sizin yardımınıza ihtiyacım var. Fakire yardım etmek için hemen yorumlara yazın bakalım. Bakalım büyücü fakire yardım et yazın arkadaşlar. Zengini de sonsuz uykuya mı koydu bu pis peri bilmiyorum ama of, bari ben de uyuyayım ya, çok uyuyayım. Ama arkadaşlar, uçabiliyorum, o çok güzel bir şey ya, bakar mısınız? Uçmak güzel bir şey ama burada hapis olduğunun hiçbir anlamı kalmıyor.